24 Aralık 1865'te ABD'de kurulan CIA karşıtı aşırı faşist bir gizli örgüt. Bu örgütün amacı CIA'lerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah beyaz eşitliğine karşı çıkmak ve amaçlarına ulaşmak için şiddete ve teröre başvurmaktır. Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda tekrar canlanmıştır. Günümüzde bile bazı bölgelerde yerel bazda propagandalar yapmaktadır. Amerikan mafyasına bağlı ve New York'un 5 mafya ailesinden biri olan Suç ailesidir. Son zamanlarda ailenin gücü düşmüş gibi gözükse de yine de New York'taki diğer mafya ailelerine göre en çok örgütlenmiş ve en güçlü ailedir. Meksika'nın en büyük uyuşturucu karteli olan Sinaloa, Latin Amerika ve ABD arasında uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Tahminlere göre Amerikalılar yılda 100 milyar doları uyuşturucuya harcıyor ve bunun yaklaşık 6,5 milyar doları Meksika'daki kartellere ulaşıyor. Birçok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları zaman 5 dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır. Ve dünya bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır. Dünyayı yöneten bu ailenin elinde tuttuğu güç ve para kaynağını nasıl aldıklarını çoğu insanın anlamayacağı türden, Osmanlı Devleti'nin dağılmasında veya İsrail'in kurulmasına kadar birçok şeyde bu ailenin parmağı vardır. Yarım asırı aşan bir sürede Kuzey Kore'yi tanrı gibi yöneten Kim ailesi, kendileri hakkında mitoloji yaratmakta çok usta. Aynı mitoloji Kim Jong için de yaratıldı. Jong'un 1 Ocak'taki doğum günü ülkede ulusal tatil olarak kutlanıyor. Kuzey Kore halkının kendi etkisi altına alan Kim ailesi, istedikleri gibi ülkeyi yönetiyor ve köle gibi insanları kullanabiliyor. İrlandalı kökenli tehlikeli bir çete. Bu aileye katılmanın tek yolu da cinayet işlemekten geçiyor. Uyuşturucu ticaretinin yanı sıra ve silahlı soygun gibi yollarla gelir elde ediyorlar. Rusya'da en az 30 kişi öldürüp çok sayıda soygun gerçekleştiren iki çocuklu bir aile. Öğretmenin liderliğini yaptığı çete çocukları bile öldürmüştür. İzine ulaşılan bu ailenin babası polise girdiği çatışmada öldürülürken büyük çocuğu ağır yaralandı. Öğretmen anne ve küçük kızı ise yaralandı. Kinaan adlı aile çetesi İrlanda'da ortaya çıkmıştır. İrlanda Adalet Bakanlığı yetkilisi çete üyelerinin haftada 2000 sterlin aylık aldığını, bunun dışında gerçekleştirdikleri her infaz için en az 10.000 sterlin ödül aldıklarını açıkladı. Kökenleri Yemen'e dayanan Suudi Arabistanlı aile, Muhammed Bin Ladi'nin Cidde'ye yerleşmesi ve burada bir inşaat şirketi kurması sonucunda zenginleşmiştir. Çok köklü bir aile ve satanist bir kulüp olan Cehennem Ateşi Kulübü'nün üyesidir. Satanist akımları dünyaya yayarak beyin kontrollü köle yaratmak için kullanılmaktadır. Ailenin geçmişinde bazı aile mensupları cadılıkla ve büyücülükle suçlanmıştır.